Merhabalar. Bu dersimizde dosya kopyalamayı inceleyeceğiz. Bunun için biraz kod yazacağız. Farklı yöntemler uygulayacağız. Bildiğiniz gibi farklı paketlerin farklı özellikleri var. Go'da da diğer programlama dillerinde de. Şimdi öncelikle paketlerimizi tanımlayalım. Log ve os paketi bizim temel paketimizdi burada. Bir de IO'yu ekleyelim. IO paketini de kullanacağız. Ve bir de demo.txt dosyamız var. Burada ne olduğu önemli değil. Çok basit bir işlem yapacağız bu dosya üzerinde. Çok önemli değil veri. Kodlamamıza başlayabiliriz. Original file nesne değişkenini tanımlıyorum. Bir de herhangi bir hata olursa diye ERR nesnesini tanımladım. OS paketinin içerisindeki open function'ını kullanarak bizim demo dosyamızı, demo.txt dosyamızı açacağız. Bunu şu şekilde yapabiliriz. File name, bunun adı da demo.txt olsun. Onu da buraya verelim. Sonra tabii ki hata yönetimini yapmamız gerekiyor. Dosya gibi farklı kaynaklarda hata olma ihtimali her zaman vardır. Ve bu işlemden sonra defer ile original file dosyasını close ile kapatıyorum. Sonra yeni bir dosya oluşturacağım. Burası yeni dosya oluşturma alanı. Bunun da adı, bunun nesnesinin adı da new file olsun. Os create, yine os içerisindeki create ile bunu direkt bu şekilde yazalım. Demo'nun kopyası olacağı için demo'nun demo copy adını verdim buna. Hata yönetimi aynı olacak. Hatta şurası da kapatma işlemi de yapacağımız için new file, onu da buradan kapatırız direkt. Burası da tamam. Şimdi bizim orijinal dosyamızın byte'larını elde edip zaten açtık bunu. Onu alıp yeni dosyaya kopyalayacağız. Onu da burada yapıyoruz. Byte'ları kaynaktan hedefe doğru kopyalama kodumuz. Burada da bytes written adında bir değişken oluşturalım. Yine ERR'yi kontrol etmemiz gerekiyor burada da. IO, bu sefer IO'nun içerisindeki, IO paketinin içerisindeki copy function'ını kullanacağız. Öncelikle ilk parametre olarak new file'ı vereceğiz burada. Gördüğünüz gibi writer, new file'ımız bizim hedefimiz burada. Kaynak ise, source ise, reader burada bizim orijinal dosyamız, oluyor. Original file'ı veriyoruz. Yine bir hata yönetimi işlemi yapmamız gerekiyor burada da. Ondan sonra da log printf diyerek printf byte'lar kopyalandı diyelim. Şuraya da bir veri yazalım. Şu şekilde. Ve bytes written değişkenimizi de buraya tanımlıyoruz. Şimdi de bu işlemin gerçekleştirme kısmına geldim. Yani bu dosya içeriğini işleme alanı ve bizim kaynaklarımızı hafızadan, bellekten boşaltma alanına geldik. Ve bunun için de new file içerisinde sync function'ını kullanıyorum. Ve gene bir hata kontrol yapmam gerekiyor burada. Şunu yanlış yazmışım. Şimdi
Şimdi uygulamayı çalıştırabiliriz. Herhangi bir sorun görünmüyor. Çalıştırmadan önce kod içerisinde go run main.go. Byte'lar kopyalandı. Bakıyorum. Bakın burada 5 karakterli bir verimiz vardı. Burada da bytes written, yani yazılan byte olarak da bize 5 değerini, byte'lar 5 aslında 5 byte kopyalandı şeklinde bir uyarıyı da bytes written üzerinden almış olduk. Kopyalanan byte'ları bize geri döndü copy function'ı. Diğerinin aynısı gördüğünüz gibi. Tekrar bir özetlemek gerekirse bizim kaynak dosyamız demo.txt'te original file olarak geçiyor bu. Onu açıyoruz. Burada hata yönetimi yapıyoruz ve işlem bittikten sonra bu kaynağı kapat diyorum. Bu dosyayı kapat. Defer bu kaynak bittikten sonra kapatılacak. İş bittikten sonra. Yeni dosya oluşturuyorum ki bu kaynağı buraya aktarayım. O yüzden de osun create'ini kullanıyorum. Create function'ını. Aynı işlemleri yapıyorum burada da. Sonra da bunları kopyalama. Kaynaktan yeni dosyaya doğru kopyalama işlemi yapıyorum. Bunu da IO package içerisindeki copy function'ını kullanarak yapabiliyoruz. İlk parametre olarak yeni dosyayı, yani bizim hedefimizi, target'ı veriyoruz. Kaynak, yani source dosya olarak da original file'ı verdik. Bundan al, buna kopyala. Tabii bu işlem bir byte işlemi gerçekleştirilmesi gerektiği için bir kaynak yönetimi yapılması gerekiyor. Farklı farklı işlemler de yapılabilir burada tabii ki. New file üzerinde farklı function'lar kullanılarak, ama bu işlem gayet yeterli bizim bu uygulamayı çalıştırabilmemiz için.